Herkese yeniden merhaba, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün eskiden çektiğim konseptlerden biri olan çizgi filmlerin ve masalların gerçek sonları konseptinin 3. videosuyla karşınızda olacağım. Eğer ilk 2 videoyu izlemediyseniz onları da kanalda bulabilirsiniz ama bu videoyu izledikten sonra onlara gitmenizi tavsiye ederim. Neyse, hikayelere geçmeden önce de hemen hatırlatayım size. Dediğim gibi bu 3. videosu bu serinin. Bunun gibi daha farklı videolar da gelecek. Onları da kaçırmak istemiyorsanız kanala şimdiden abone olmayı unutmayın. Bugün elimizde bakıyorum kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi film ve masal var. Bunların pek çoğunu biliyorsunuzdur. Hatta bence hepsini biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmanın, eveleyip gevelemenin, döndürmenin bir manası yok. Hemen videoya geçebiliriz. Şimdi sonunu anlatacağım ilk şey diyeyim, bir çizgi film olacak. Masal değil. O çizgi film de nedir? Çocukluğumuzun hala da izleyenleriniz vardır diye tahmin ediyorum. En gözde çizgi filmlerinden biri olan Sylvester ve Tweety. Tweety'nin son bölümü nasılmış? Hemen bakalım. Biliyorsunuz ki Sylvester ve Tweety Tom ve Jerry'nin farklı bir versiyonu gibi bir şey. Yani her zaman Sylvester Tweety'yi yakalamaya çalışır. Bir şekilde bunu başarır ama evin sahibi olan kadın gelir. Tweety'yi bir şekilde kurtarır ya da kurtarılmasını sağlar. Kurtulmasını sağlar daha doğrusu. Sylvester Tweety'yi elinden kaçırır ve bu döngüyü bu şekilde böyle böyle devam eder. Biz her bölümde Sylvester'ın Tweety'yi farklı şekilde yakalama çabalarını izleriz. Ama her zaman da Sylvester'ın kaybeden taraf olacağını biliriz. Bu böyle sürüp gider. Ama Tom ve Jerry'ye kıyasla Sylvester ve Tweety'nin final bölümü Tom ve Jerry gibi değil. Allah'a çok şükür. Çünkü Tom ve Jerry'nin finalini diğer videoyu, ilk çektiğim çizgi film ve masalların gerçek sonları videosunu izleyenler bilir. Onu da izlemediyseniz hemen şuraya kart koydum. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Ama önce bu video bitsin, ondan sonra gidin. Finali Tom ve Jerry'ye benzemiyor. Tweety'nin son bölümünde Sylvester bir hapishaneye kapatılıyor. Ve bu hapishanede türlü işkenceler görüyor. Yani itilip kakılıyor, beraber iş yapacağız deyip kazıklanıyor falan filan. Çekmediği şey kalmıyor. Çok kötü davranıyorlar buna hapishanede. Sonra bu hapishane sekansından sonra Tweety'nin Sylvester'ı uyurken ve titrerken gördüğünü görüyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Sylvester'ın aslında bu hapishane macerası rüyadan ibaretmiş. Herhangi bir şey olmamış. Sonra Tweety Sylvester'ı bu şekilde görünce uyandırmak istiyor ve Sylvester'ın suratına bir kova su döküyor. Kötü rüyasından uyansın, kendine gelsin diye. Sonra Sylvester tabii ki bir kova suyu yiyince böyle bir hışımla uyanıyor. Karşısında Tweety'yi böyle görüyor. Alıyor eline. Tam böyle Tweety'yi yiyecekken biz de izleyiciler olarak aa sonunda mı lan derken Sylvester alıyor Tweety'yi, bağrına basıyor. Sarılıyorlar ve arkadaş oluyorlar. Sonunda mutlu, güzel bir sonla karşılaştık bu seride. Bu seride bu ilk olabilir gerçekten. Bakalım, inşallah bu mutlu sonların devamı gelir. Belki diğer listelediğim çizgi filmlerde vardır. Ha bu arada Tweety de çizgi filmin son karesinde seyirciye dönüp şunu diyor. İşte çizgi filmler bu yüzden güzel. Çünkü her an her şey olabilir. Bence güzel bir son. Mesajı da güzel. En sonunda söylediği söz de güzel. Ben beğendim. O zaman bir sonrakine geçebiliriz. Evet, ikinci sıradaki hikayemiz. Bir çizgi film ve masalların gerçek sonları videosu olur da bu videonun içerisinde bir Disney masalı olmaz mı? Tabii ki de olur. Olmalı, olacak, olmaya da devam edecek. Çünkü Disney neredeyse bütün masalların sonlarını değiştirmiş. Şimdi onlardan bir tanesine bakacağız. Bunu hepinizin bildiğinden eminim ama sonunu bilmiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Masalımız Pamuk Prenses. Pamuk Prenses'in hikayesini şöyle çok kısa bir şekilde, yani bize gösterilen hikayesini hatırlayacak olursak, bir kraliçemiz var, bir de Pamuk Prensesimiz var, bir de prensimiz var, bir de yedi cücelerimiz var. Çok kısa dediğim gibi özetleyecek olursak, kraliçe Pamuk Prenses'i öldürmek istiyor, başaramıyor. Prensle Pamuk Prenses evleniyor. Kraliçe de sonunda uçurumdan düşerek hayatını kaybediyor. Böyle bir mutlu sonu var Pamuk Prenses. Ama Grimm kardeşlerin yazdığı orijinal hikayede işler birazcık daha farklı. Aslında son olarak düşündüğümüz zaman çok ciddi bir fark yok aralarında. Ama Grimm kardeşlerin yazdığı hikayenin sonu biraz daha sadistçe diyebiliriz. Hemen anlatıyorum. Orijinal hikayede kraliçe Pamuk Prenses'i bir kez değil tam 3 kez öldürmeye çalışıyor. Ama hiçbirinde başarılı olamıyor. Ve yine Pamuk Prenses'le prens evlenme kararı alıyorlar. Ve düğünlerine kraliçeyi de davet ediyorlar. İşte burada işler biraz ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü davet ettikleri düğünde kraliçeye intikam
intikam olarak kızgın demirlerden yapılmış ayakkabılar giydiriyorlar. Ve kraliçe artık acıdan hayatını kaybedene kadar kraliçeyi o kızgın demirden olan ayakkabıların içinde dans etmeye zorluyorlar. Ve kraliçe bu şekilde ölmüş oluyor hikayenin sonunda. Pamuk Prenses ve Prens de bunu zevkle izliyorlar. Bu yüzden sadistçe olduğunu belirtmiştim. Yani dediğim gibi sonda yine Pamuk Prenses bir şekilde mutluluğa ulaşıyor. Kimin açısından baktığınıza göre değişecek. Yani bir yerde bir mutlu son var. Ama bu mutlu sonun getirisi biraz tuhaf oluyor. İnsanın bir içi ürpermiyor değil. Yani buradan da görüyoruz ki Disney yine yeniden ve tekrardan bu masalı değiştirmiş. Diğer videoda anlattıklarım gibi. Mesela Pinokyo, mesela Uyuyan Güzel gibi. Daha çok var bunun gibi değiştirdiği masallar. Belki ileriki videolarda onları da işleriz. Şimdi bir sonrakine geçelim. Üçüncüsü yine bir çizgi film ve çizgi filmimiz Winnie the Pooh. Hala yayınlanıyor mu aktif olarak bilmiyorum. Ama ben küçükken yayınlanıyordu. Aşırı böyle fanı mıydım? Yani küçükken çok severek izler miydim dersiniz. Evet, severek izlerdim ama aramazdım. Hani Winnie the Pooh bugün niye yok falan diye böyle ağlayıp zırlamazdım. Sünger Bob gibi değildi yani en azından benim için. Neyse, onun sonunu anlatacağım. Aslında Winnie the Pooh'un da sonu Tweety gibi mutlu bir sona sahip yine. Başrolde olan Winnie karakterimizin, ayının, biliyorsunuz ki bu hayattaki tek amacı bal yemek. Amaca bak. Adam hayatı boyunca sadece bal yemek için yaşıyor. İnanılmaz. Neyse. Ve finalinde de ne oluyor? Winnie hayatının sonuna kadar yetecek bir bala sahip oluyor. Bu. Final bu. Mutlu son. Ama ve lakin Winnie the Pooh'da biraz tuhaf bir şey var. Finalle alakalı olmayan ama bu bilgiyi söylemek istiyorum. Çünkü bilmeyenleriniz belki vardır. Winnie the Pooh bazı ülkelerde yasaklanmış bir çizgi film. Peki bunun sebebi ne? Bu çizgi filmde sakıncalı olan ne? Onu da hemen açıklayayım. Bazı iddialara göre Winnie the Pooh çizgi filmi çocukların bilinçaltını kötü yönde etkilediği ve yönlendirdiğini söylüyor. Yani belki bilenleriniz olacaktır, bu komplo teorisi işlerini araştıranlarınız biliyordur. Bu subliminal mesaj dediğimiz olay gibi bir şey olduğu iddia ediliyor Winnie the Pooh çizgi filminde. Nedir o? Diyorlar ki bu iddiayı savunanlar, Winnie the Pooh çizgi filmindeki her karakterin taşıdığı özellikler aslında bir psikolojik travmayı, bir psikolojik hastalığı temsil ediyor diyorlar. Nedir o hastalıklar? Bütün karakterleri saymayacağım ama birkaçını söyleyeyim size, anlatayım. Mesela ana karakterimiz Winnie yeme bozukluğuna sahip. Piglet'i hatırlarsınız, küçük pembiş. Onun mesela temsil ettiği veya kendinde bulundurduğu diyelim psikolojik rahatsızlık, anksiyete, yani kaygı, çok fazla kaygılanma. Hatırlarsanız belki bir tane tavşan vardı, onun temsil ettiği hastalık OKB, yani obsesif kompulsif bozukluk. Bu da ne demek oluyor? Takıntılı, herhangi bir şeye takıntılı. Mesela düzen takıntısı genelde oluyor OKB hastalarında. Simetri hastalığı gibi şeylere çok fazla kafayı takıyorlar veya temizliğe. Bunun gibi hastalıkları temsil ediyormuş tavşan. Bir de adını unuttum ama bir tane eşek vardı. Öşek. Eşeğin de temsil ettiği psikolojik rahatsızlık, tahmin edeceğiniz üzere çünkü fotoğraflarını burada açacağım, depresyon. Çünkü hep kulakları aşağıda, böyle üzgün bakan bir karakterdi o. Sadece bu saydıklarım değil, Winnie the Pooh'un tüm karakterleri için bu eşleştirmeler yapılmış ve bana sorarsanız mantıksız değil. Yani genelde komplo teorilerine inanan birisi değilim. Uzakta durmaya çalışırım ama bu bana çok da mantıksız değilmiş gibi geldi. Sizin fikrinizi bilmiyorum. Ha bu arada bu araştırmayı bulduğum internet sitesinde bu makaleyi de açıklama kısmına yerleştiririm. Siz de oradan isterseniz inceleyebilirsiniz. Tüm karakterler orada teker teker yazıyor. Kendi kararınıza varırsınız ve bunları yorumlarda da belirtebilirsiniz. O zaman bir sonrakine geçelim. Dördüncü çizgi filmimiz. Yine pek çoğunuz biliyordur diye tahmin ediyorum. Caillou. Caillou'yu sever miydin diye soracak olursanız, açıkçası ben Caillou'yu pek sevmezdim. Hani Winnie the Pooh gibi de değil yani. Direkt görünce değiştiresim gelirdi benim Caillou'yu. Çünkü niye bilmiyorum, bana çok gürültülü geliyordu. Kafam kaldırmıyordu benim Caillou'yu. Belki de Caillou çıktığı zaman ben yaşlanmıştım çizgi film izlemek için. Bence çizgi film izlemenin yaşı da yoktur da neyse. Kafam kaldırmıyordu yani. Belki seslendirmeler falan çok yüksek olduğu içindir. Bilmiyorum. Neyse. Muhabbeti uzatmayalım. Caillou'nun sonunu anlatacağım. Ama bu sonu söylemeden önce şunu söylemem gerekiyor. Bu son olarak söyleyeceğim şey resmi değil. Doğruluğundan ben de emin değilim. Çünkü bununla alakalı bir video falan bulamadım. Son bölüm diye aratınca karşıma bu tarz bir şey çıkmadı. Bu bir teori. Ve bu teorinin karşılığında ne görüyoruz onu da teoriyi anlattıktan hemen sonra söyleyeceğim. Hatta belki pek çoğunuz da duymuştur Caillou ile alakalı bu teoriyi. O teori nedir? Şudur. Caillou aslında bir lösemi hastası ve ailesi de çocuklarının bu dönemlerinin kötü geçmemesi için, eğlenmesi için, çocuğun mutlu olması için ve motivasyonunun yüksek olması için uğraşıp duruyor diye bir hikaye dolaşıyor. Ve finalde de maalesef Caillou'nun hayatını kaybettiği söyleniyor. Ama dediğim gibi altını çiziyorum, söyleniyor. Çünkü bununla alakalı resmi bir şey yok. Bir görüntü bulamadım, resmi bir kaynaktan bir şey bulamadım. Bu bir teori ve bunu biraz araştırdıktan sonra bu teoriyi çürüten başka bir teori de gördüm. Yani bir antitez daha gördüm. Onu da hemen açıklayayım. Bu antitezde de diyorlar ki Caillou'nun saçlarının olmamasının bir hastalıkla falan hiçbir ilgisi yok. Caillou
bir çocuk kitabından uyarlanan bir çizgi film ve kitapta çocuk saçsız olarak tasvir ediliyor. Yani ortada hastalık falan yok. Sadece yazar bunu saçsız olarak yapmak istemiş bu karakteri. Hatta bu kitap çizgi filme dönüştürüleceği zaman çizerler Kayu'nun saçlı olmasını istiyorlar. Saçlı çizmek istiyorlar karakteri. Ama yapımcılar diyorlar ki biz bu çizgi filmin kitaba sadık kalmasını istiyoruz ve aynı zamanda çizgi filmde Kayu'yu saçsız bir karakter yaparsak diğer karakterlerin arasından kolayca sıyrılabilir. Yani seçilebilir gözle. Çünkü küçük yaştaki çocuklar izleyeceği için daha kolay ana karakteri görebilirler diye düşünerek Kayu'nun saçsız kalmasına karar veriyorlar. Yani aslında ortada hastalık falan yok. Bu bir şehir efsanesine dönüşmüş durumda. Çünkü her yerde bu söyleniyor. Hiçbir resmi kaynak yok. Ama bu antitezi bulduğum kaynak daha güvenilir bir kaynak diyebilirim size. O yüzden bana soracak olursanız ben Kayu'nun hasta falan olduğuna pek inanmıyorum açıkçası. Çünkü bu teori bana daha mantıklı geldi. Ve daha da güvenilir bir kaynaktan bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü öteki abuk subuk yerlerde de o yazıyor yani. Bu daha resmi, daha iyi bir kaynakta buldum. O yüzden buna inanmayı da tercih ediyorum. Siz hangisine inanıyorsunuz veya hangisini daha önceden duydunuz, hangisini duymadınız bilmiyorum. Ama fikrinizi de bu konuda yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman devam edelim. Sıradaki çizgi filmimiz, yine bir çizgi film bu arada, masal değil, Taş Devri. Şu anda yayınlanıyor mu bilmiyorum yine ama ben çocukken yayınlanıyordu ve sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesiydi. Özellikle Taş Devri'ni ve Jetgiller'i çok severdim. Birbiriyle bağlantılı ama aslında birbiriyle zıt olan çizgi filmler bunlar. Biri tarih zaman, biri zamanımızın da ötesinde geçen bir şey. Ama ikisini de severdim. Taş Devri'ni anlatacağım şimdi, son bölümünü. Taş Devri'nin de sonu çok şükür ki bundan bir önceki videoda anlattıklarım gibi karanlık falan bir şey değil. Allah'a şükür mutlu bir sonu var. Onu baştan söyleyeyim, rahatlayabilirsiniz. Bu sefer çocukluğunuzu mahvetmeyeceğim. Taş Devri'nin sonu çok güzel bir son. Ana karakterlerimiz olan Barney ve Fred'in çocukları, yani Bam Bam ve Çakıl, evleniyorlar. Mis gibi son. 10 numara son. Yemin ediyorum çok güzel son. Sonunda harbiden gerçekten böyle masallarda hep en sonda yazıyor ya, sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Öyle bir son ilk defa gördüğümüzü, gerçekten gördüğümüzü, değiştirilmemiş haliyle gördüğümüzü ilk defa görüyorum. Ve buradan Taş Devri'nin yapımcılarına, senaristlerine, çizerlerine, herkese teşekkürü borç bilirim efendim. Teşekkür ediyorum herkes adına. İyi ki güzel son yapmışsınız. Güzel sonların hastasıyız efendim. Geçiyoruz sonuncu. Sonuncusu da ben çocukken çok görmediğim bir çizgi filmdi açıkçası. Sonradan böyle biraz gördüm. Sonradan izleme şansım oldu yani biraz büyüdükten sonra. Nedir o? Phineas ve Ferb. Aslında bu çizgi filmin anlatacağım böyle hani Taş Devri'nde veya diğerlerinde olduğu gibi belirli bir finali yok. Neden olmadığını da hikayesini anlattığım zaman anlayacaksınız. Bu çizgi film aslında kurgulanmış bir çizgi film değil. Yani tabii ki de her senaryoda, her şeyde olduğu gibi kurgu elbette var işin içinde ama gerçek bir hikayeye dayanan bir kurgu var bu çizgi filmin arkasında. Nedir ve nasıldır o gerçek hikaye, anlatayım. Phineas ve Ferb olarak izlediğimiz karakterler aslında bir kızın iki kardeşi. Ama bu kız maalesef şizofreni hastası. Kız annesine gidip sürekli kardeşlerinin garip garip şeyler yaptıkları hakkında söyleniyor ve kardeşlerini şikayet ediyor. Ama annesi kızının hastalığından dolayı kıza inanmıyor. Pek önemsemiyor söylediklerini. Ve kız da bu durumdan sonra düşündüklerini, kafasında yaşadıklarını günlüğüne aktarmaya karar veriyor. Yazıya dökmek istiyor. Her şeyi günlüğüne önünde anlatıyor. Kız böyle oldu, böyle oldu, bugün şöyle falan filan diye. Maalesef sonunda da bu kız intihar ediyor ve annesi kız intihar ettikten sonra eşyalarına bakarken günlüğünü buluyor ve okuyor. Okuduklarından çok etkilenen kadın bu günlüğü alıp Disney yapımcılarına götürüyor ve Disney yapımcıları da günlükte yazan hikayeyi beğeniyorlar ve bundan sonra da Phineas ve Ferb ortaya çıkarıyorlar. Yani anlayacağınız aslında üzücü, acıklı bir hikayesi var bu çizgi filmin. Ama hayatını kaybeden evladının anısını yaşatabilmek için anne bence güzel bir yöntem seçmiş, güzel bir yol bulmuş diyebilirim. Bu hüzünlü hikayeyi de bu şekilde kapatmış olalım. Evet, yine bir çizgi film ve masalların gerçek sonları videosunun 3.'sünün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yorumlarda yine bunu belirtebilirsiniz ve abone değilseniz şuradan abone olabilirsiniz. Bir ricam daha olacak. Abone olduysanız da yandaki bildirim çanını tıklamayı lütfen unutmayın. Diğer gelecek videolardan haberdar olmak için haftada 2 video koymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Siz de yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız çana tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.